Selamünaleyküm. Bir haftadan beri bu mekandayız, Afrika'dayız. Afrika'nın ta güney batıya bakan, denizden uzak, yarı çöl, yarı yeşillik sayılır. Senenin 3 ayı yağmuru görür. Burkina Faso'dayız. Yanımdaki gördüğünüz dostlarımız buradan. Bunlar bu ülkenin, bu toprağın çocukları. Allah razı olsun, bana burada çok yardımcı oldular. Her konuda yardımcı oldular. Biz bulunduğumuz bu haftada semeresi nedir diye sorarsanız, ki yaptığımız paylaşımlar sosyal medyada muazzam derecede ses getirdi. Ve inanılmaz derecede yüz binler kişi beğeni aldı, mesajlar aldım sizlerden. Fakat bir sonuç olarak, hani bir gezersiniz, dolaşırsınız, biz gezme demiyoruz, biz buraya, daha doğrusu biz buraya hizmete geldik. Ama az alışkanlığı hep gezme deriz. Ama ne, biz öyle değil, biz buraya hizmete geldik. Efendim burada bu işin semeresi ve bugün ben size vaktiniz varsa sadece bir 5 dakikanızı ayırmanızı istiyorum. Biz geldik, pirinç dağıttık, 5 ton dağıttık, eyvallah. Şeker dağıttık, çocuklara şeker kampanyasını yapacağız. Pirinç kampanyasını yapacağız. Efendim, keçi kampanyası yapacağız. Keçi nedir diyeceksiniz ki, canlı hayvan. Yani hamile bir hayvanı bir aileye vereceğiz, kesmemek şart değil. O hayvanı oradan hem besleyecek, hem o hayvanın sütünden ve yavrularından faydalanacak. Böyle bir hediyemiz olacak, böyle bir kampanyamız olacak. Giysi kampanyamız olacak. Bütün yıl boyunca inşallah. Hem kız hem erkek çocuklara. Şeker kampanyamız olacak çocuklara. Bütün yıl boyunca. Efendim adaklarınızı bütün yıl boyunca bekliyoruz. Buranın burada et falan gördükleri yok. Burada pirinç görürler. O pirinci de ayda bir görürler. Burada başka hizmetlerimiz de olacak Allah'ın izniyle. Biz de burada haftada bir yemek dağıtacağız Allah'ın izniyle. Artık kaç kişi olur? 1000, 2000, 3000, 4000. Biz geçtiğimiz günlerde 5000 kişiyi aynı anda biz 5 ton burada pirinç dağıttık. Ve en büyük projelerden bir tanesi burada aslında su ve baraj. Birçok Türkiye'den dernek, vakıf buralara gelip kuyular açıyor. Allah razı olsun. Herkes kendine göre, kendine bir hizmet yapıyor, bir şeyler yapıyor. Allah razı olsun onlarla. Yalnız şöyle bir şey var. Dikkat edeceğimiz bir şey var. Kalıcı bir şey yapmak gerekir. Bakın bu ülkede, bu Burkina Faso'da senenin 3 ayı müthiş bir yağmur var. Bu yağmur yerlere gidiyor. Bu yağmur hiçbir şey faydalanmıyor. Ben buradayken burada yaşadım. Ben buradayken şakır şakır yağmur yağdı. Ve yazık. Benim gördüğüm kadarıyla bir tane bu bölgede bir tane bir efendim baraj var. Yetiyor mu? Belki iki kasaba, üç kasabaya ancak yetiyor. Misafir olduğum mekan çok lüks sayılır. Çok lüks sayılır ama gayet mütevazi. Buraya göre çok lüks sayılır. Ama musluklardan su akmıyor. Sorduğum zaman dediler ki böyledir. 3-4 ay sonra belki akar. İşte burada yapılacak tek şey ne diyorum burada? Baraj. Baraj için desteklerinizi isteriz inşallah. Bu barajın maliyeti 300-350-400 bin euro civarında olabilir. Ama sizlerden ufak da olsa inşallah barajla ilgili önümüzdeki günlerde paylaşacağız. Burada yalnız böyle bir şeyimiz olacak. Ufak yapan bağışlarımız Allah razı olsun. Büyük yapan 1000 euronun üstünde bağış yapanlara da özel ismi yazılarak çakılacak inşallah barajın yanındaki bir levhaya. Yani 1000 euronun üstünde bağış yapan kardeşlerimiz burada ismi yazılacak. Ali, Mehmet, İbrahim, Selami kimse ismi yazılacak. Dedesinin ismi, babasının ismi, validesinin ismi, kimin ismini istiyorsa 1000 euronun üstü yani 1100 euro vererek
Allah'ın izniyle bu barajı yapılacak barajın ismi yazılacak. Bu arada tabii ki burada yapacağınız bağışlar, siz bağış yaptıktan 1-2-3 ay sonra barajı sorarsanız tabii ki buradaki işler çok ağır gidiyor. Öyle hemen olacak bir şey değil. Biz Allah'ın izniyle 2022'de başlayıp 2023'ün ilk ayında tamamıyla her şey suyla dolmuş bir baraj göreceksiniz. Bu 6 ayda bitecek. Ama Orhan Osmanlı diyor ki 1 yıl. Her şey de bitecek. Ben tedbirli olarak söyleyeyim ki ben Allah izin verirse 2022'nin Aralık ayında sizlere izinlerinizi gösteririm. İnşallah. Allah razı olsun. Burada kampanyanızla tekrar yaptığımız kampanyalardan bahsedelim. Kardeşlerimden tekrar burada teşekkür ediyorum. Bunlar beni bir lahza bırakmadılar. Allah razı olsun. Yanımızdaki kardeşim, babası çok buranın bilinen muhtarları gibi. Anne tarafta bakanlıklardan görevli, bize çok yardımcı oldular. Bu arkadaşımız buradaki bizim kolumuz, her şeyimiz. Osmanoğlu Yardımlaşma'nın buradaki ekibin başıdır. Ve Türkçe'yi de öğrendi Abdülmecit kardeşimiz. Selam ver Abdülmecit kardeşimiz. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi Teala Berekatuhu. Değerli başçılarımız, Allah sizlerde razı olsun. Sizin yaptığınız hayır işler Allah kabul etsin inşallah ve devamını da devam etsin inşallah. Teşekkür ediyoruz. Değerli kardeşlerim, değerli kardeşlerim, bağış yapmanız için 1 euro bile yapabilirsiniz. Hiç önemli değil. Hiç mi yok? Şu videoyu paylaşın. Ona bile sevabı var. Bu videomuzu paylaşın. Paylaştıkça sevaba da girersiniz. Allah razı olsun. Son programı kapatmadan önce tekrar soruyorum. Küçükten başlayalım. Şeker kampanyamız var. Çocukları sevindirmek istiyorsanız. Canlı hayvan kampanyamız var. Bir aileyi sevindirmek istiyorsanız. Sütle geçin, sütü alıp satsın veya içsin. Pirinç kampanyamız var. Yaklaşık bunu 15 günde bir yapmak istiyoruz. Her aileye 2 kilo, 3 kilo civarında veriyoruz. Adaklarınızı buraya verebilirsiniz. Giysi kampanyamız var. Efendim, burada bu kampanyalarımız bütün yıl boyunca devam edecek Allah'ın izniyle. Bununla beraber gene giysi kampanyamız var ve gıda kampanyamız var. Bunları takip edin bizimle. Allah razı olsun. Görüşmek üzere. Bir dahaki seferde inşallah başka bir ülkede, başka bir yerde görüşmek üzere. Teşekkür ederim.